Neyse şöyle geçiyor. Bir insan düşün. Bir insan düşün. Müslüman bu. Müslüman ya. Sen bildiğin Müslüman. Her şeyi yorum yapar. Yazmış bir tanesi bana. Her şey maydanoz olmuş. Yani medyada medyaya ikide bir çıkana ne diyorlar? Medyatik mi diyor? Medyatik ya. He. Her şey maydanoz olmuş. Meşhur. Vitrin adamı. Hadis ayetleri zikrediyor. Acayip uçuyor, kaçıyor. Herkes. Kitapları var. Benim kitaplarımı koysam boyumu aşar yani. Dizsem böyle. Ayasofya hakkında bir beyanatı yok. Ayasofya'nın açılışında yok. Ayasofya açılmasında cemaatini, onu takip edenleri teşvik etmemiş. Bu adam nasıl bir adamdır? Biz nereye bakacağız? İşaret-i Caz'da geçiyor diyor ki şapka ve zunnar. Zunnar o askeri palaska. Onun parmak kadar kalın düşün. Biraz da uzun. Aydınlar daha çok şey yapardı. Mesela palaska. Parmak kadar kalın böyle bir tane şey palaska düşün. Oraya bıçak, kasatura her şeyi oraya sarılardı. Beline. Bu bel de rükiye mani. Onu takam, onu çıkarmadıkça rükiye yapamaz. Şapka ise secdeye mani. Ondan sonra şimdi bunu diyor ki ya diyor şapka ve zunnar gibi diyor şeyler zahirdedir diyor. Zahir. Tamam. Bunlar zahir. Peki bu zahir imanla ne alakası var diyor. İşaret-i Caz'da. Şapka niye imanın meselesinden olmuş? Zunnar niye iman meselesi olmuş? Diyor ki İslamiyet ayrıdır. İslamiyet esasları 5 fiildir. Namaza inanmak yok İslam'da. İslam esasları namazı kılmak var. Oruca inanmak yok. Orucu tutmak, vermek zekat, gitmek hacca. İman esaslarında da bir şey anlatacağım şimdi size. Çok önemli. Ondan sonra göndereceğim. İman esaslarında da eylem yok, itikat var. Allah'a iman. Meleklere iman. Kitaplara iman. Değil mi? Amentü billahi ve melaiketi ilahi. Şimdi bu İslam ve iman esasları. İşaret-i Caz'a diyor ki şeriat zahire bakar diyor. İman gayba bakar diyor. Şeriat ise diyor İslamiyet zahirdeki alametlere bakıp hükmeder diyor. O zaman secde ayeti geldiği zaman, secde edildiği zaman Muhammed'in Allah'ına biz secde etmeyiz dedi Ebu Cehil ve Etba. Bunu neyle göstereceğiz? Biz Muhammed'in Allah'ına secde etmeyiz. Secdeye mani terek çıkartmış adam. Tamam. Tereğe bakarsan terek senin için, benim saf tirik Müslümanım için emniyet yok şapkanın. Şapkanın ne olduğunu Yahudi hahamlarına sorun. Şapka inkılabı çıkartana sorun. Şapka ne demektir diye. Şapkadan dolayı İskilip'te Atif Hoca'yı asanlara sorun. Bez parçası için adam asılır mı? Bez parçası için adam asılır mı? O bir simgedir, bez değildir. Ayasofya simgedir. Şairi İslamiyenin en azamlarındandır diyor Üstad. Yani şair demek İslam'ın örf, anane, kültür ve geleneğinin, itikat ve imanın, tarafgirliğinin cem olduğu yerdir. Tamam. Şimdi diyor ki, şey anlatacağım. İman esasları 6, itikattır. İslam esasları 5. Bunların cemine Hakikat İslamiye deniliyor. Tamam. 5 tane İslam esası 1 kabul ediliyor. 6 tane iman esası artı 1 İslam esası 7 oluyor. Sebe 7 ayet. Sebe mesani. Fatiha'ya denk geliyor. 7 ayettir Fatiha. Şimdi ne anlatacağım? Bu sebe mesani bu 6 tane şey 7 tane hakikat. Hakikat İslamiye'nin. Ben dibini merak ettim. Dibini. Maşallah, Salih hoş geldin. Dibi. Dibi ne? Dibi de ikidir diyor. Dibi ikidir diyor. Nedir o? İki olması. Bir. Okan hoş geldin. Benimle çalışalım. Allah razı olsun. Sen de razı. Şimdi şeyi anlatacağım. O ne demektir? Ayasofya'nın. Adam telefonu açar açmaz. Ben diyor Ayasofya'nın açılmasına sevinmedim ha diyor. Direkt yalan söylemiyorum. Yalan lafz-ı kafirdir. Ben yalan demiyorum.
Ne var ne yok abim, nasılsın? Benden yaşlı. Hem de Nurcu biliniyor. Ha, cemaatten yani. Hem cemaat, hem de seyit ha. Gıybet olur mu? Gıyaben söylüyorum. İtikadı bozuk olanın bir gıybeti bir şey olmuyor ki. Direkt dedi ki, ben onu bitireyim. İman esasları var ya, 6 tane. Bir tane İslam esası, 5'i 1 sayılıyor. 6 iman esası. Bir tanesi buna hakikat İslamiye deniliyor. Bu Kastamonu 131'de geçiyor. Onu bu Allah'a iman, meleklere, kitaplara, ahirete, onun da temeli var biliyor musun? Onun da dibi var. Nedir o? 2 tanedir. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah demek. 2. El hubbu fillah vel buzu fillah. Allah için, Allah'ın onayladıklarına tarafgir ol, taraftar ol. Allah'ın düşmanlarına, onaylamadığına tarafgir olma. 34. sayfa mektubatta iman diyor izandır. İslamiyet iltizamdır diyor. Tabiri diğerle izan kalbe ait. İslamiyet iltizam ise fiile ait. Onun için Müslümanlığı fiilde, davranışında bulunduğu, oturduğu, kalktığı, söylediği, çevresi, dostluğuyla belirleniyor. Ona hiç şüphe edilmez. Onun için İslamiyet şeriat zahire bakıp hükmeder. Tamam. Şimdi Ayasofya'nın açılmasından hoşlanmayan bir insanın imanına karışmam gayba. İtikadı bozuk. İtikat neredeydi? Dimağda meratip var. Tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltizam, itikat. İtikat bozuk olunca asar bediyede ne diyor? Bana kalsa vururum, muhuruyor ama bana bırakmamış. İtikadı bozuk olana ehli bida denilir. Abi şeye benzer mi Hasan abi? Hani öyle veliler var diye İslamiyet bitti dediği için. Ha, aynı. Bit mesela İslamiyet, Cibali Baba vardı. Fatih'in toplarını geri şey yapıyor. Yok, bunlar onlara benzemiyor. Onlar maneviyat sarhoşluğundan olmuşlar. Bunlar Tayyip'e düşman olacağım diye Ayasofya'ya düşman olan mahluklurlar. Mahluk bunlar. Lan şöyle bak. Her şey. Hayır, siyaset manevra için. Lan seçim yok. 3 sene var daha. Seçime yakın yaparsın. Şey yok. Seçime yakın. İnna Allahe la yu'eyyidu bir reculul facir. Doğru mu okudum bilmiyorum. Şeyde geçiyor. 26. sözde geçiyor. İnna Allahe bir din. İnna Allahe la yu'eyyidu bir din. Bir reculul facir galiba geçiyor. Ne diyor biliyor musun meali? Allah bu dini reculul facirle de ihya eder. Hizmet ettirir. Mesela ona bir tane misal, 2 tane misal vereyim, namaza gidiyoruz. Emeviler İslam'a çok zarar verdiler. Çok. Ustad da bahsediyor Emevi'ye. Ama çok İslam'a hizmet ettiler. Haccacı zalim var. Çok alimi asmış. Haccacı zalim. İnsanları normal kılıçla kesmezmiş. Kazığa oturttururmuş. Böyle zalim. Ama Kur'an'ı hareketlendirmiş. Bak bu kadar hayrı var. Dolayısıyla bu adam Tayyip reculül facir dahi olsa o gayesini ben bilmem. Bana bakan tarafıyla Ustad Bediüzzaman ve alimlerin, Necip Fazıl Kısakürek'in ve bütün ehlullahın bu Ayasofya simgedir, bina değil. Sen bunu anlamanız için diyor. Ayasofya ne demek olduğunu sen anlamasan İslam ve Kur'an düşmanlarına bak Ayasofya içi hakkında söyledikleri. En azından İmam-ı Şafii diyor ya, düşmanının okunu takip et, seni dostuna götürür. Yani Ayasofya hakkında gavur ne diyor, İslam Kur'an düşmanları ne diyor? Yani onlarla aynı safta oluyorsun be ahmak. Madem önemli değil Hasan abi, niye o kadar kızdılar onlar? Ha ya. Onlar niye kızdı? Dolayısıyla İslamiyet iltizamdır kardeşim, tarafgirliktir. Biz bir taraf olamayız, B-İ. R koyacaksın. Bir tarafız. Biz tarafımız burası. Ben de felsefe yapabilirdim hapse giderken ve öleceğimi biliyordum. En azından aklımı kaybedecektim. Hasan Mezarcı gibi aklımı kaybettim, çıkacaktım. Daha öncekiler öldürüldüğü gibi ben de ölecektim. Biliyorum. Aptal mıyım, salak mıyım ben? Öleceğimi bilmiyor muydum? Özür dilerim. Yani düşünemedim falan diyebilirdim.
Yani peki dünya için ahiretimi berbat edecektim. Ha, tarafgir, tarafgir. Adam meyhanesi var. Tövbe, tövbe. Meyhanesi var, şey yok ama İslam deyince adam şey atıyor, dün anlattı. Dur, neresi? Mahallemizin diyor adam öldürmüş ot için. Ve kendisi ya Allahu Ekber ya kim bayramlaşmak için bak. Mahallemizde de despot diyor. Ondan sonra adam öldürmüş, atmış böyle girmiş de grup. Neyse bir şekilde çıkmış adam. Onların grubu belli diyor. Kimse bulaşmaz, tehlike, berbat bir şey. Ayasofya'da benden önce gidiyorlardı diyor açılışına. Tarafkil denince mesela meyhanenin kapısına röportaj yapıyor BBC. Şey için Muhammed hakkında ne düşünüyorsun demiş, tamam mı? Mikrofon tutuyor. Ben videoyu seyrettirdiler bana. Sarhoş ya böyle çıkmış. Muhammed hakkında ne düşünün? Ne oldu bir laf mı diyorsun ona lan diyor. Hani adam ona bir şey mi diyor? Hangi Muhammed soruyor kız? Hangi Muhammed diyor. Bizim içerideki Muhammed mi duaycı? Yok da hani İslam peygamberi deyince sarhoş değişiyor biliyor musun? Ben videosunu seyrettim. Ne oldu lan diyor spikere. Kadın tutuyor. Bana bir şey mi dedin? Yok diyor. Ne düşünüyorsun? O bir tane der diyor. Böyle elini yapıyor. Yani sarhoş ya o. Bu tarafgir. Adam bunu sevinemeyene bak. Hatta hoca insanı aydınlatıyor. Beni davet etmediler diyor Ayasofya'ya. Aklım gidecek ya. Camiye, namaza davet. Allah diyor lan ezan okunuyor. Ondan daha büyük, yüksek bir makamda, mevkide davet var mı? Allahu Ekber, Allahu Ekber. Şedenne Muhammeden Resulullah. Kim davet ediyor bunu ya? Sema-i Asuman'daki bu ezan-ı Muhammed'den daha büyük daveti var mı? Beni davet etmedi diye. Başın devrilesin senin. Niçin diyorum? Niye böyle ağır dedi? Çünkü sen Müslümanları kandırıyorsun. Ya. Sen itikadın bozuk o. Sen dini din olduğu için değil, vitrinde kalmak için konuşuyorsun. Hadi namaz kılalım. Ayasofya bana telefonu açar açmaz. Biliyor musun bana Ayasofya açamazsak onu sen şaka söylüyorsun ya, ciddi olamazsın dedim ya. Bir Müslüman ne diyor, itikat meselesi mi? Tabii ki itikat meselesi. İtikadı bozuk. İman kalptedir, itikat imadadır. İtikadı bozuk adam, ehli bidâ. İtikadı bozuk olan ehli bidâ. Şia, Vehhabiler itikadı bozuk. Bu daha acayip ya. Yani en azından papazları dinle ya. İslam, Kur'an düşmanlarını bir dinle ya. Ayasofya, Ayasofya bina değil ki. Şair-i İslami'nin en azamlarındandır diyor. Ne olacak içinde diyor. İçinde ne olacak? Ayasofya camisinde diyor böyle bir tören olsa diyor. Fazıl ve kamil bir zat diyor. Orada bir aşır okusa diyor. Hutbe verse, cumayı kıldırsa, açılış yapmazsa demiyor. Onu da söylüyor ustad ya. Nasıl ustadın talebesiyiz? Yani cumayı o kıldırsa, hutbeyi o verse, Ayasofya o atsa, kılıcı o dayasa demiyor. Ehli Fazıl ve Kamil'den bir zat diyor. Oraya dahil olup bir aşil okusa diyor. Söyledi işte. Yani bir elbise takımının şeyini söylememiş yani. Ama bunu dediğim zaman da tevil ediyor. Lan öyle yazıyor da Emirda 236'da. Ya illa Tayyip Erdoğan mı yazsın? Hasan abi, tamam mı şimdi? Hadi gidelim. Tayyip Erdoğan meselesi tamam mı? Yani benim Risale-i Nur'daki mesele 5 taneydi. Bir, Kur'an'ımızı onaylasın diyor. Eksin varsa düzeltsinler. Ben Risale-i Nur'la kafam çalışıyor, başka çalışmaz. Siyasetten anlamam. Facebook, Twitter, hiçbir şeyim yok. Benim ismimle çalışabiliyor ama benim kullandığım hiçbir şeyim yok. Açacağım şimdi telefonu. Şimdi bir, tevafuklu Kur'an'ımızı onaylasın diyor. Onaylayacak diyor. İki, Risale-i Nur'u diyor devlet eliyle bassın diyor. Bastı. Üç, okula ders koysun diyor. Değerler dersinin ama altına konmuş. Nasıl koyarsan koy. Tamam. Sen yeter ki hizmet ettin de. Şimdi değerler dersinin ama altına sen hapishaneye bak. Hapishaneye vaaz ediliyor. Gelin anlatın diyor bana da. Grubunu yap. Senin için söylemedi mi sana? Evet, söyledim. Ha, Ömer dedim grup yap. Bir, tevafuklu Kur'an'ımız onaylasın. İki, Risale-i Nur devlet eliyle basılsın. Üç, okullara ders koysun. Dört, alemi İslam'ın ihtiyadına çalışsın. Tamam. Üç,
bana oy verdi, vermedi demedi, ayırt etmeden vela tezir vaziretun vizre uhra sırınca herkes eşit davransın diyor. 5 veya 6 Ayasofya'yı putane, muzehrafattan kurtarıp eski haline getirsin diyor. Eğer getirirsen diyor. Ezan-ı Muhammedi Türkiye'nin meselesiydi. Diğer İslam memleketlerinde ezan okunuyordu. Türkiye'de okunuyordu. Eski haline getirmek 10 derece kuvvetinden daha fazla kuvvet kazandın diyor. Eğer Ayasofya'yı, Ayasofya Türkiye'nin meselesi değil. Ezan Türkiye'nin meselesiydi. Ayasofya alem İslam'ın cihat ruhunun bağlandığı yerdi. Cihat. Hilafetin kaldırıldığına alamet konulmuş. İngilizler dedi ki seni seçimsiz başa geçeceksin. Ölünceye kadar reis olacaksın. Demokrasi memokrasi yok, seçim yok. Sen ölünceye kadar, yani babadan oldu ya, ölünceye kadar reis olacaksın, seçimsiz geleceksin. Buna mukabil 3 tane şey. Bir, hilafeti kaldıracaksın, ona alamet Ayasofya'yı kapatacaksın. Ha? Bir tane de vardı, onda özel. Bunu yapacaksın, tamam. Ölünceye kadar, ya Ayasofya'da ezan okunmuyordu, secde edilmiyordu, bale yapılıyordu, dans yapılıyordu. Ezan yoktu, namaz yoktu. Bir Müslüman, yok o devam etsin, bale dans yapılsın, ezan ve namaz kılınmasın diyen bir insanın kalbindeki imanından şüphe ediyor. Şu o zaman bu 5 tane yaptı mı Ömer? Yaptı. Ben daha siyasi vazifeliğinin şu da olması lazımdır diye külliyatta görmemişim. Siyasi liderdir. Beklenen siyasi, iman, hayat, şeriat. Hayattaki lider budur. Hayattaki. İman, hayat, şeriattaki. Hayattaki siyasi lider budur. La kardeşim, Allah aşkına ben sıkıntı çekeceğim. Yapacağım. Bütün alem İslam'ın derdini ben çekeceğim. Bütün zorlukları ben çekeceğim. Mehdi Hazretleri radiyallahu anh gelip de nereye oturacak? Ne yapacak o ya Mehdi gelip de? Ne yapacak değil mi abi? Ya bu sıkıntılara göğüs germeyip, sıkıntıları kaldırmayıp, sıkıntılardan bize ferah çıkartmadıktan sonra Mehdi ne yapacak? Ne zaman gelecek lan Mehdi bu? Ha? Hadi namaza gidelim. Ölçü şu. Lehinde bulunması gereken zat, yani zatlar var, vitrin insanları, insanlara hitap eden, lehinde bulunması, teşvik etmesi gereken zat susuyorsa, lehinde bulunmuyorsa, bilin ki bunun aleyhindedir. Nasıl çıkarttın? Çünkü vazifesi lehinde olmaktır. Madem insanları televizyonlara, vitrine çıkıp ikaz ediyor, uyarıyor, bilmediğini öğretiyor, ulvi şeyleri teşvik ediyor, tamam? Böyle bir vazifeyi kendisine almış bir insan ki her şeye maydanoz oluyor, böyle olan bir insan, eğer kendisi orada bulunmamışsa, bazı insanların konuşması vazifeyken konuşmuyorsa, konuşmaması gereken kişiler o mevzu hakkında konuşuyorsa nasıl ki suçtur, konuşması gereken insanın konuşmuyorsa, vazifesi konuşmaksa, onu ikaz etmekse, ona teşvik etmek gerekiyorsa, etmiyorsa aleyhindedir. Bir daha, lehinde olması gereken zatın susup lehinde olmuyorsa, sükütü, susmayı tercih ediyorsa aleyhindedir. O zaman Bunlar bizim hayrahımızlar değiller. Ne demek? Yani bu televizyonla vesaire çıkmış insanlar din için değil. Bir başka şey hizmet ediyorlar. Ama iyi şeyler de anlatıyorlar. İşte münafığın özelliği şudur. 9 tane doğru söyler. Bir tane yanlış söylemek için. 9 tane doğrunun içerisine bir taneyi sokar, itikadını berbat eder. En azından tarafgirliğini alt üst eder. Tarafgir olman gerekeni unutturmak. O ne bir yere çalışıyor demektir. Bu tip insanlar adınız gibi bilin ki başka bir şey çalışıyor. Başka bir yere çalışıyorlar. Mihenk budur.